Herkese merhabalar arkadaşlar. Üstü sayılar soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yeni yılın ilk videosuyla sizlerle birlikteyiz. Tekrardan hayırlı yıllar dileyelim hepinize ve başlayalım arkadaşlar. Öncelikle üstü sayılarda ne görmüştük? Bir sayının üssü sıfır olursa birdi. Bir sayının birin üssü ne olursa olsun birdi. Ve de ne görmüştük? Bir sayının e, bir sayının üzeri birse cevabı kendisiydi. Bunları söylemiştik. Ve şimdi de bu arada bir tane daha bir şey söylemiştik. Sıfırın da bütün kuvvetleri sıfırdı. Bunlar aklımızda kalsın. Sorumuza dönelim. Eksi beş üzeri sıfır. Nedir arkadaşlar? Bütün sayıların üzeri sıfır cevabı birdir. Bunları da farklı kalemle yazalım. Bir eksi. Bu arada bakın her sayının üssü 0, 1'dir dedim ama... ...burada şunu bir kere daha söyleyelim. Eksi 7 üzeri 0. Bu eksi bunun değil. 0, 7 için vardır. Ama eksi 7 üzeri 0 için vardır. O yüzden burası ne olacak? Parantez içinde eksi 1. Eksi, eksi 1. 7 üzeri 0, 1'dir. Ama önünde eksi var. Artı, eksi 1 üzeri 40. Eksilerin çift kuvveti pozitif yapıyordu... Onu unutmadan söyledik. Burası artı 1 oldu. Eksi zaten eksilerin üzeri tek olunca o da hala eksi devam ediyordu. Eksi 1 oldu. Bunları yapmak artık kolay oldu. 1 artı 1 artı 1 artı 1 oldu. Niye? Eksi eksi artı yaptı. Eksi eksi artı yaptı. Cevabımız kaç çıktı? 4 çıktı. Bunu hatırlattık ve çözdük. Hemen ikinci muhabbete geçelim. İkinci muhabbetimiz neydi? Biraz önce söyledik. Negatiflerin üssü çift olursa eksiği yutuyordu. Ama negatiflerin üzeri tek olursa ne yapıyordu? Eksi aynen kalıyordu. Eksi aynen kalıyordu. Şurası eksi bir olacak arkadaşlar. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Hiçbir zaman unutmayın. Eksi 2 üzeri n ile eksi a üzeri 2 n aynı şey değildi. Neden? Çünkü biraz önce söyledim. Bu eksi a üzeri 2 Bu bu iken a eksi a'nın üzeri ikendir. O yüzden bunun cevabı pozitifken bu hala negatif olur dedik. Bu gibi sorularda ne yapacaktın? Bu gibi sorularda ilk önce artı eksi yapacaktın. Hemen artı eksimize bakalım. Eksinin çift kuvveti var. Buradan artı gelir. Eksinin çift kuvveti var. Buradan artı gelir. Eksinin çift kuvveti var ama parantezin içinde olmaz. Ne olur? Tek kuvveti var. Eksi olur. Burası zaten kendiliğinden A'ydı. O zaman bunun cevabı kesinlikle ve kesinlikle negatif olacak. Şu an ben kafamdan negatif pozitifliği sildim. Artık işime bakacağım. Nasıl? A üzeri eksi 2 çarpı. A üzeri üssün üssü çarpmaydı. Eksi 6 çarpı. Üssün üssü çarpmaydı. Artı 6. Bir de şurada zaten A üzeri 3 var. Peki tabanlar aynıysa üstler ne olacaktı? Toplanacaktı. Hemen toplayalım. Eksi 6 artı 6 birbirini götürdü. 3 eksi 2 ne oldu? A üzeri 1 oldu. Her şeyin birinci kuvveti neydi? Kendisiydi dedik. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Dikkat edeceğin şey ne? Çift kuvvetler eksi artı yapar. Eksi artı yapar. Ama parantezin dışında olması lazım 2'nin dedik. Ve bu soruyu da bitirdik. Bunda da bir durum yok. Hemen geçtik buraya. Bilmem gereken ne vardı arkadaşlar? Tabanları aynı olan şeylerin çarpmada üstleri toplanırdı. Peki burada hocam tabanlar aynı mı? Değil ama sen şunu biliyorsun. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 bunların hepsi 2 oğullarındandı. Yani aynı sülaledendi. O zaman bunları ben öyle yazabilirdim. 2 üzeri x artı 2 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 2 eksi x çarpı 3 üzeri 3 nereden geldi? 2 üzeri 3 üzeri x artı 1 olduğu. Neden? Çünkü bunlar 2 üssü şeklinde yazılabiliyor. Peki üssün üssü neydi? Çarpmaydı. 2 üzeri x artı 2 çarpı. 2 üzeri 2 kere 2 4. 2 kere eksi 2 x çarpı. 2, 2, üzeri 3 x 3 kere 1 3 oldu. Üssün üssü çarpmayı da hallettim. Tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı. Artık x artı 2 artı 4 eksi 2 x artı 3 x artı 3 toplandı. Bakalım ne oldu? 3 x x daha 4 x ikisi çıktı. 2 x kaldı. 2 4 daha 6 3 daha 9 oldu. Bunları da hallettim. Götürdüm. Cevabım bu çıktı. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda da 2'ler gibi 3'ler vardı. 3, 9, 27, 81, 243 diye devam ediyordu. Bunlar da 3 oğullarındandı. Yani aynı de Ona göre işlem yapabilirim. Tabii burada çarpma olduğu için ona. Ama biraz önceki soruda söylemiştik ya ne demiştik? İlk önce sen artı eksi durumuna bak. Bakalım eksiler çiftten dolayı artı olacak. Artı zaten her türlü artı. Eksinin tek kuvveti eksi olacak. O zaman bunun cevabı eksi olacak dediğim. Bu arada arkadaşlar biraz önceki soruda ufak bir hatırlatma yapalım. Cevabımız eksi olacaktı ya. Bunun cevabı A değil eksi A olacak. Çünkü niye? Biz eksileri düşünmeden işlem yapmıştık. En sonunda cevabım eksi olduğu için eksi A yapacaktım. Aklımda bir şey kaldı diyordum. Oydu geçtim. Bakın bunun cevabı da eksi olacak. Unutmayalım. Hemen soruya bir daha geri dönersen. 9 nedir? 3 üzeri 2 bir de onun üzerinde 12 var. Peki 3 üzeri 3 üzeri eksi 5 var mı? Var. Bölü bir de burada ne var? 3 üzeri 4 üzeri 3 var. Şimdi bunları bir toparlayalım. Şurada 3 üzeri 24 oluştu. Çarpı 2 kere 12. Burada 3 üzeri eksi 15 oluştu. Bölü aşağıda da 3 üzeri 12 var. 4 kere 3 12 dediğim. Peki ben burada hepsini aynı anda yapabilir miyim? Yaparım. Nasıl yapacağım? Burası 24 artı eksi 15. Tamam. Bir de şurada Aşağıdan da eksi 12 gelecek. O zaman şurayı bir toparlayalım. Ne oldu en son? 24. Eksi 15. 9. Eksi 12. 9'dan burası 9 oldu. Eksi 12 yaptın. 3 üzeri eksi 3 oldu. O zaman cevabım benim ne olacak? Cevabım eksi 3 üzeri eksi 3 yani 1 bölü üzeri 3 yapabilirim. 1 bölü 3 üzeri 3 yapabilirim. O da 1 bölü 27'dir. Ama hangi 27? Eksi 1 bölü 27 dedim. Bu soruyu da böylece de hallettik. Ne kaldı geriye? Bir bakalım neler varmış. Antrenman 1 2'yi bitirdim. 3 4'e geçtim. Peki 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 peki. Başka ne görmüştük arkadaşlar? Başka şunu görmüştük. A üzeri n, B üzeri n bir araya gelip AB üzeri n oluyorlardı. Yalnız bizim için önemli olan bu değildi. Bu gidişat değil, bizim için önemli olan tersten gidişattı. A, B üzeri N de bir araya bir arayadan gelmişler, ayrılabilirlerdi. Hemen bu soruda ne yapacaktık? Bir de bizim üssü sayılarda tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu ya. Biz bir de bunu toplanmışları ve bölünmüşleri terse çevirecektik. Nasıl? 2 üzeri x'im var burada. Görüyorum. 2 üzeri x dediğim şey aslında 2 üzeri 1 ile çarpılmış. 3 üzeri x dediğim şey aslında 3 üzeri eksi 1 ile çarpılmış ya da 3'e bölünmüş o da olabilir. Burada da 6 üzeri x ne yapılmış? 6 üzeri eksi 2 yapılmış. Şimdi sayıları bir tarafa, e, üstü ifadeleri bir tarafa alabilirim. O zaman ne oldu? 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 bölü 6 üzeri eksi 2 var. Bir de burada ne var? 2 üzeri x var. 3 üzeri x var. Bölü 6 üzeri x var. Bakın bunlar bir arada, hiç sorun yok. Faydaları yine eşitlersen bunlar yine bir arada. Ama güzel güzel işlem yapmak için bunlara bir bakalım neler oluyormuş. Peki biraz önce söyledik. 2 üzeri x şurası zaten 6 üzeri x değil midir? O zaman bunlar birbirini götürdü. Şurayı toparlamak kaldı. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 bölü 36. Neden? 6 üzeri eksi 2 1 bölü 6 üzeri 2'dir. Çünkü ters çeviriyordu o eksi. Onu da toparladım yaptığım yukarısı bunun paydasında 1 olduğu için 2 bölü 3 çarpı ters çevirdim 36 bölü 1. Bunlar birbirini götürdü. Burası 12 oldu. Burası 1 oldu. 12 kere 2 24 bölü 1'den cevabım 24 çıktı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ne oldu arkadaşlar? Bu sefer de özellikle bu formülü kullandık. Burada 2 üzeri x 3 üzeri x ortak bir şekilde ortak üste girdiler ...ve 6 üzeri x oldular. Şimdi bu gibi sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bu gibi sorularda çarpmalarla alakası yok. Tabanlar aynı. Hemen gaza gelmemek lazım. Biz neyi biliyorduk? A çarpı 2 üzeri x artı... ...b çarpı 2 üzeri x'te... ...elma muhabbetinden dolayı... ...ne olacak? A artı b çarpı 2 üzeri x olacak. Toplama çıkarmada elma muhabbeti vardı. O zaman biz şimdi elma muhabbetine geçeceğiz. Ama nasıl? Hemen burada bak şuna dikkat edeceksin... En küçük kim? En küçük kimse ona göre yazmaya çalışacağım. Bak en küçük bu. 2 üzeri x eksi 1. Tamam. Çarpı neyle çarparsam tabanlar aynıysa üstler toplanacak. 2 üzeri 3 ile. Çarptım ve üstüm ne hale geldi? Bak 2 üzeri x eksi 1 artı 3 x artı 2 artı 2 üzeri x eksi 1 buna göre yazıyorum ya çarpı bunu x haline getirmek için bir tane x var. Bir tane özür dilerim. Bir tane 2 var. Burası da 2 üzeri x eksi 1 olduğu cevabım da 9 bölü 4 olduğunu biliyorum. Hemen toparlayalım. Bak şimdi bunlar elma oldu mu? Oldu. Kaç tane var burada? 8. Burada kaç tane var? 2. Burada kaç tane var? Görünmez bir 1 var. O zaman 8, 3, 2 daha 10. 1 çıktı 9. 9 çarpı bu kadar elma. Bak 8 tane elma, 2 tane elma, 1 tane elma. Ama nasıl? Eksi. Hemen burada bakıyorum cevabım neydi? 9 bölü 4'tü. O zaman şu 9'lar birbirini götürür mü? İki tarafta da çarpım durumunda. Götürdü. Ben şimdi şunu çok iyi biliyorum. 2 üzeri, e, 2 üzeri x eksi 1. Burası da 1 bölü 4 kaldı ya. Bu ne demektir? 1 bölü 4, 4 üzeri eksi 1. Yani 2 üzeri eksi 2'dir. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O zaman ne oldu? Burası eksi 2. Buradan da eksi 1 karşıya giderse eksi 2 artı 1. X ne oldu? Eksi 1 oldu. Bu soruyu da çözdüm. Geçtim. Bu olaya birazcık derinlik verelim. Nasıl verelim arkadaşlar? Bakın aynı sorudan bir tane daha yapalım. Olayı tamamen kavrayalım. Hangisi küçük üstlerden? 3 üzeri en eksi 2 küçük. O zaman ona göre yazacağız. Kaç fark var arada? 3 fark var. O zaman 3 üzeri 3 oldu bu. Artı Burası zaten 3 üzeri n eksi 2 bir tanecik var. Bunların arasında bak bu arada toplarsan ne olur? 3 üzeri n eksi 2 3'e toplanırsa n artı 1 olur. Bölü buradaki kim küçük? 3 üzeri n eksi 1 küçük. O zaman 3 üzeri n eksi 1'e göre yazacağım. Nasıl? 3 üzeri n eksi 1 yazacaksın. Bununla arasındaki fark kaç? 4. O zaman 3 üzeri 4 vardır burada diyeceksin. Bitireceksin olayı. Hemen toparlayalım. Burası kaç etti? 27. Burası Tamam çarpı 3 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2 bölü aşağıya bakıyorum. 3 üzeri n eksi 1 var. Eksi. Şuraya bakıyorum bir daha. Burada ne var diye. Burada da 81 tane 3 üzeri n eksi 1 var. Bunları hallettim. Bir sıkıntım yok. Şimdi en son şuna bakacağım. Elma muhabbetine geçtim artık. Burası ne arkadaşım? 27 tane elma. Burada kaç tane var? 1 tane. O zaman toplarsan 28 tane 3 üzeri n eksi 2 eder. Bölü aşağıda ne var? 1 tane burada var. Eksi 81 tane burada var. O zaman eksesi eksi 80 tane 3 üzeri n eksi 1 oldular. Bu olayı da bitirdik. Peki şu yukarıdaki büyük bu mu büyük? Bunların arasında hangisi büyükse ona göre yazabilirsin. Bu arada sadeleştirmeleri yapalım. Yukarısı aşağısı 4'e bölünür. 7 bölü eksi 20 diye yazayım ben bunu. Bu arada şunlar arasında bir ilişki kuracağız. Kim küçük? Bu küçük. O zaman onu da şöyle yazabilirim. 300, 3 üzeri n eksi 2 bölü 3 üzeri n eksi 2 çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Çünkü 1 ile toplarsan, çarpmada üstler toplanacak ya, 1 ile toplarsan olayı bitirirsin. Bunlar birbirini götürdü. O zaman çok net bir şekilde gördüm ki eksi, bu eksi öne geçsin 3 kere 20 60 eksi 7 bölü 60 oldu. Sayı absürt mü? Absürt olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bu da böylece çıktı diyebiliriz. Bu sorular böyle önemli. Kim küçük kim büyük diyebilirsin. Hocam şurada niye şöyle yapmadın? Şu ikisini. Tabanlar aynıydı. Üstleri çıkartabilirdin. Eksi Eksen artı 1 yapıp burayı 3 üzeri eksi 1 bulabilirdin. Evet bulabilirdim. Ama bunu daha iyi öğren diye böyle yaptım. O da olur. O da olur. Ne olur? Burası buraya bu da buraya geçebilir olabilir ama böyle yapmayı tercih ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Geçiyorum. Bu soruda bittikten sonra model sorumuz bir de bu soru var arkadaşlar. Bu da bir klasik bir soru. Eskiden ÖSYM çok seviyordu ama artık tabii ki de yeni nesil sorularla artık olay değişti. Ama biz bunları da görelim. Test kitaplarında var. Test kitaplarında olduğu için yapalım. Bakın buradaki olay ne biliyor musunuz? Burada bu sayı 4 bölü 1000'dir. Yanında da 10 üzeri eksi 7 var. Ben de şöyle diyorum. Şu 1000'i ortadan kaldırayım. Şuraya 1000 ile çarpayım. Bunu da 1000'e böleyim. Ya da ya da ya da şu 1000 şunun altına gelsin. Bu 1000 bunun altına gelirse ne olur arkadaşlar? Bu 1000 bunun altına gelirse şöyle olur. Bu 10 üzeri eksi 7 olduğu için bir de buradan 10 üzeri 3 gelecek. Çıkartırsan 10 üzeri eksi 7 olur. Eksi 10 olur. Bak o zaman kısaca şöyle söyleyebiliriz. 1, 2, 3. Burada 3 tane 10 vardır. Ben bunları kurtarmak için bunun üstünü 3 azaltırım. Niye? Bunu 10, 3 tane 10 ile çarparsam bunu 3 tane 10 azaltmam lazım. Bence mevzuyu anladık. 4 çarpı 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Bunu da 10 üzeri eksi 10 yaptım. Eksi 1, 2. Bunu 2, bunu 2 tane eklediysem yani çarpma bakımından yüzde çarptıysam o zaman bunu da yüze böleceğim şansıma şansıma üstleri aynı geldi şunu toparlayalım buna bir tane onla çarpacağım o zaman bundan da bir tane 10 Tabii ki de çıkaracağım Çünkü bunu çarptıysam bundan çıkartıyorum Burası da 6 oldu. şimdi işlemlerime bakayım 4 tane elmadan iki tane elma çıkarsa 2 tane elma kalır bölü 6 tane 10 üzeri eksi 12 oldu. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 1 bölü 3 kaldı. Çarpı tabanları aynı olduğu için hemen şurada 10 üzeri eksi 10 eksi eksi 12'den dolayı da burası ne oldu? 2 oldu. 10 üzeri 2 geldi. Cevabım ne çıktı? 100 bölü 3 oldu. Şurası artı olduğu için arkadaşlar Eksi eksi artı olur. Orası da 10 üzeri 2 oldu. Bu tarz soruları kaçırmayalım. Bu tarz sorular çok güzel sorular aslında. Ama biraz bilgi ve pratiklik istiyor. Bence eskide kaldı bu sorular. Eyvallah kabul ediyorum. Ama güzel bir düşünce tarzı var şurada. Güzel bir matematiksel mantık var. Onu da kaçırmayalım. Bence derim. Hemen burayı da geçtik. Güzel bir yazılı sorusuyla öğretmenlerimizin, canım hocalarımızın sevdiği sorularla yine karşınızdayız. Yazılı sorusuyla karşınızdayız. Yazılı sorusunda ne diyor? Bak 2 üzeri x, 3 üzeri x, burada 360 üzeri x, 5 üzeri x diyor. Bu gibi sorularda arkadaşlar hep aynı muhabbet vardır. Sen şu büyük olanı bir parçala. Hemen şurada parçalayayım. 360 dediğim şey bir kere 4'e böler. 90, 9'a böler. 10, 2 kere 5 kaldı. O zaman ben buradan bunu hızlıca yazarım. Bak şimdi. 360 üzeri x dediğim şey aslında 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. O zaman bunun üstünde x'miş. Bu kimin üssü? Hepsinin üssü. O zaman bunları toparlasın bu. Ne yapsın? 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x çarpı 5 üzeri x olsun. Bu arada bunun cevabı neydi arkadaşlar? Bunun cevabı k'ydı. Peki ben neyi biliyorum? 2 üzeri x'i biliyorum. Geçen günkü yayınımızda sen bir önceki videodan şunu biliyor musun? Bu çarpım durumundadır ve ben bunu üstü sayı şeklinde yazabilirim. Tamam. Bu çarpım şeklindedir. Ben bunu üssün üssü şeklinde yazabilirim. Tamam. Bu zaten 5 üzeri x eşittir. Cevabım nedir bu arada? K'dır. Bu arada iki tane eşitlik aynı anda olmaz. Eşitlik burada olacak. Tabi şuradaki de aynı şekilde böyle diyebiliriz. Peki 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 bu neydi? M'di. O zaman bu B küp oldu. Çarpı bu neydi? Neydi? Ne kare oldu? Bana adam 5x'in ne olduğunu soruyor. Bu da k. Bakın şimdi çok güzel bir şey söyleyeyim size. Burada çarpım durumundakileri karşıya bölü olarak atacağız. K bölü her tarafı m kübe böldüğünü düşün. Tabii ki de buraya m küp gelecek. Her tarafı ne kareye böldüğünü düşün. Tabii ki de buraya ne kare gelecek. Dünkü videodan yine çok güzel bir şey söylemiştik size. O da neydi? K çarpı bu alttakiler üste eksi olarak geçebilir. Alttakiler üste eksi olarak geçebilir dedim. Bu soruyu da böyle süper bir şekilde çözdük. Ve soruyu geçtim. 8 kere 5, 40. 9 kere 360 dedik. Şimdi klişe sorularımızdan birisi. Bilimsel şekilde yazma. Bu arada şu soruda e, şu gösterimi bilimsel gösterim ne deniyor arkadaşlar? Kimyada falan denk gelebilirsiniz. Mol kavramında falan. E, gelecek senelerde o aklımızda olsun. Hatta belki de bu sene görmüşsünüzdür. Bu da ona benzer bir soru. Bakalım nasıl yapacağız? Kaç basamaklıdır? Diyor. Basamak sorularında her zaman şu muhabbet vardır. Onun üstüne göre bakılır. 10 üzeri bir şey olduğunu yakalamaya çalışacağız. Biz yüzüne asma koçum. Niye? Çünkü yapacağız. Hiçbir sıkıntı yok. A eşittir. Bu nedir? 125. 5 üzeri 3'tür. 5 üzeri 3 üzeri 8'dir. Çarpı 50 nedir 50? 50 2 kere 25'tir. 25 de 2 kere 5 üzeri 2'dir. O zaman yazalım. 2 çarpı 5 üzeri 2 üzeri 6 çarpı 32 nedir? 2 üzeri 5 üzeri 5'tir. Şimdi bunları toparlayalım hadi. Ne oldu? 5 üzeri 24 oldu. Çarpı bu 6 hem bunun hem bunundur. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 üzeri 6 var burada. Çarpı bir de buradan üstün üstü çarpımdır. 25 oldu. Hemen A'yı son kez toparlayalım. Burası nedir? 5 üzeri 24. 2 kere 2, 6. 2 kere 6, 12. O zaman üstler toplanacak. 5 üzeri 36 var. Bir de şurada ne var arkadaşlar? Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. 5 üzeri 31 var. Pardon, 2 üzeri 31 var. Peki, buradan sonra ne yapacağız hemen? Ben ikisi aynı olan üstleri bir araya getirmeye çalışacağım. Bak nasıl? Bunun üssüyle 5'in üssü aynı olursa tabii ki de küçük olana göre yazacağım. 5 üzeri 31 2 üzeri 31 yaparsam burası ne olur biliyor musun arkadaşım? A eşittir 5 üzeri 5 çarpı... 5 üzeri değil artık ikisi alt alta geldi. 10 üzeri 31 oldu. İkisi 1 bir, bir üstünün altına girdiler ve bu kadar oldu. Şimdi sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Kaç tane sıfır varsa o kadar basamağı sıfırdır. Kaç tane basamağı sıfırdır sondan? 31 tane basamağı sıfırdır. Peki kaç basamaklıdır? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Sen 5 üzeri biliyorsun. 5, 25, 125, 625, 625 dedi. 5 ile çarparsan 3125 etti. O da nedir? yanına 31 tane sıfır gelecek. Nokta 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 nokta. Kaç tane? 31 tane sıfır. E, 4 tane de burada var. O zaman toplam ne oldu? A 35 basamaklı oldu. 35 basamak dedik ve bu soru tarzını da böyle gene yapmış olduk. Gayet güzel oldu. 625'in 5 katı 3125'tir dedik ve bitirdik. Arkadaşlar hangi tarafa geçtik? Üstü sayılarda denklemler kısmına geçtik. ...denklemleri nasıl yapacağız? Denklemleri de şöyle yapıyorduk. Üstlerim aynıysa... ...teklerde... ...tabanlarım da aynıydı. Ama çiftlerde eksililer de olabilirdi. Bir de şu vardı arkadaşlar. Ee, A üzeri N ile... ...A üzeri M aynıysa... ...denklemde... ...o zaman M eşittir neydi? Ama şöyle bir şey varsa... ...A üzeri N ile... ...B üzeri N aynıysa... N tek ise hiçbir sorun yoktu. A eşittir B idi gerçekten. Ama N çift ise ne yapacaktık? Ya A gerçekten B idi ya da A eksi B idi. Üstlerim çift mi? Çift. O zaman ne olacak? 3x eksi 2 ya gerçekten 4x artı 3'e eşit olacak ya da 3x eksi 2 neye eşit olacak? Eksi 4x eksi 3'e. Bunun eksilisine, bak, eksi dağılacak bu arada, ona da dikkat et. Eksiyi dağıttım. O zaman şurayı bir toparlayalım. 4x'in eksi 2 var bu tarafta, eksi 3 geldi, 4x eksi 3x oldu. Buradan da x eşittir eksi 5 oldu. Bir de şu tarafa bakalım. 3x var karşı taraftan, eksi 4x geldi, eksi 3 karşı tarafta vardı, eksi 2 bu tarafa geldi. 7x eşittir eksi 5 oldu. Değil tabii ki de burası artı 2. Artı 2 ise burası eksi 1 oldu. Her tarafı 7'ye bölersen eksi 1 bölü 7 oldu. X değerlerin toplamı nedir diyor? Eksi 5 artı eksi 1 bölü 7. Tabii ki de burası nedir? Eksi 5 eksi 1 bölü 7. 5 kere eksi 7 eksi 35. Buradan da cevabım eksi 36 bölü 7 geldi. 5, 7 kere eksi 5, eksi 35. Eksi 1 daha eksi 36 bölü 7. Rasyonel sayılarda kısa yolunu öğretmiştim sana. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Burayı da rahatlıkla geçebiliriz. Bir de arkadaşlar şimdiki olayımız vardı. Bu olay nasıldı? Bu olay da şöyleydi. Senin cevabın birse koşullarımız vardı. Birinci koşul bir kere taban bir olabilirdi. Taban bir olursa gözün kapalı her şey diyebilirdin. İki üssün sıfır olabilirdi. Üs sıfır olursa ama burada dikkat etmem, kontrol etmem, çek etmem gereken bir durum vardı. O da neydi? Üssün sıfırsa taban sıfır olmayacaktı. Taban sıfıra eşit olmayacaktı. Olmaz yazalım. Biraz önce yaptığımız şey boş küme gibiydi. Geçtik. Üçüncü durum da şuydu. Taban eksi bir olacaktı. Tabanım eksi bir olacaktı. Ama orada da ne vardı? Üst çift olmalıydı. Taban eksi 1 olurdu ama üst çift olacaktı. Bu 3 durumu kontrol edecektik. Başlayalım. Birinci durum neydi? Birinci durum tabanın 1 olmasıydı. X eksi 3 eşittir 1'dir. Tamam. Bakalım ne oldu? X eşittir 4 oldu. Hemen bir kontrole gerek yok. Kesinlikle kontrole gerek yok. Ama ben senin için bir daha edeyim. 1 üzeri 30. Bak burada 1 üzeri 16'dan 7 çıktı. 1 üzeri 7 7'dir. Şey 1 üzeri 7 1'dir. Bir sıkıntı yok. İkinci şeye bakıyorum. Üstüm 0 olacak. Sen şunu biliyorsun arkadaşım. Nedir o? X eksi 3. X artı 3. 2 kare farkıdır. Ortaokulda görmüştün. Çok iyi bildiğin için söylemedim. Ama hemen hızlı geçebilirim. 2 kare farkıdır. X'in karesi 3'ün karesi. X eksi 3. X artı 3'ün çarpımıdır. Taban 0 Taban e, üst 0 olacak demiştik. Üstü sıfır eşitledik. Nasıl üst sıfır olur? Üst ya x eksi 3 sıfırdır ya da x artı 3 sıfırdır. O zaman ne dersin? x ya 3'tür x ya da eksi 3'tür. Yalnız bunu yaparken bir şeyi kontrol etmem lazım. Taban sıfır olmayacaktı. Bakıyorum taban neymiş? x eksi 3 eşittir sıfır olmayacak. Yani x eşittir x 3'e eşit olmayacaktı. Bakıyorum Aa, burada var, o zaman olmaz. O zaman ne diyeceğim? Burada 4 nasıl sağlıyorsa Buradaki sağlayan da eksi 3'tür diyeceğim. Eksi 3'ü koyarsan eksi 6 eksi 6'dan da burada 0, eksi 6 üzeri 0 1'dir. dediğim. Üçüncü olayımız neydi arkadaşlar 3üncü olayda şuydu. Tabanım eksi 1 olacaktı. Yapalım. Ee, Yeşilille yapmışız Senkronizeyi bozmayalım. x eksi 3 eşittir eksi 1 diyorum. Buradan da x'im eşittir. Artı 3 karşıya geçtiği için 2 dediğim bak 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 taban 2 e, şey taban 2 oldu eyvallah çok taban 2 olmadı pardon 2 koydum yerine eksi 1 oldu yalnız bir tane kuralım vardı bunu kontrol etmem lazım üst çift mi hemen bakıyorum x kare eksi 9 çift mi sorusuna cevap arıyorum 2 yerine koydum 4 eksi 9 eşittir eksi 5 çift mi değil o zaman ne oldu buradan da bu kökte gelmedi X değerlerini sağlayan değerlerin toplamı neymiş? Buradan 4 geldi. Buradan eksi 3 geldi. Cevabımda kocaman 1. 1 oldu. Buradan kök gelmez dedim. Bu sorularda da ne sorusuydu bu? Dikkat sorusuydu. Sırayla bunları yapacaksın. Koşulsuz. İkisi de şartlıydı. Ama kolaylardı dedik. İşte sana güzel bir yazılı sorusu arkadaşlar. Sonrasında da yine birkaç tane güzel sorum var. Zor soruyla da videoyu bitiriyorum. Hemen bakalım ne var burada. Bazen üstü sayılarda da sen hemen toplama çıkarma, taraf tarafı toplama yapabilirsin. Burada ne olduğunu bilmiyorsun sayıların. Ama bildiğim bir şey var ki bunlar taraf tarafa toplanabilir. Toplanırsa ne olur? 4 üzeri y, 4 üzeri y birbirini götürür. 2 tane 4 üzeri x kalır. Niye? 4 üzeri x, 4 üzeri x toplanıp hemen bu şekilde yazılabilirlerdi. 10 da 8 topladın. 18 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldün mü sen? Çoktan böldüm. Farkındayım. O zaman ne oldu? 4 üzeri x eşittir. Neymiş? 9'muş. Peki sen 4 üzeri x'in 4 üzeri 2 üzeri pardon 2 üzeri 2 üzeri x olduğunu biliyor musun? Buranın da 3 üzeri 2 olduğunu biliyor musun? Çok iyi biliyorsun. Bu arada sen şunu da çok iyi biliyorsun. Üstün üssü yer değişebiliyordu. Burası da 3'ün karesiydi. O zaman bununla bu birbirini götürdü. 2 üzeri x'im 3'tür dedim. Bitti. Bu arada 4 üzeri x de nedir? 9'dur. 4 üzeri x'im 9 hemen şu denklemi şuraya alayım. 9 artı 4 üzeri y eşittir 10'dur. O zaman ne oldu? 4 üzeri y eşittir. 9'u neyle toplarsan ona der. 1 ile. Aa bir dakika. 4'ün hangi üssü 1'dir? Tabii ki de 0. 4'ün hangi üssü 1'dir? Tabii ki de 0. O zaman ne diyorum ben? Y'ye direkt 0 dedim. Y'ye direkt sıfır dedim. Geçtiğim bana sorulan soru da bu. Bakalım neymiş? 2 üzeri 3x toplama var. O zaman ben bunu hemen nasıl yapıyordum? Çarpma şeklinde ayırıyordum. Bakın üstü sayılarda bunu çok iyi bileceksin ve hemen ayıracaksın. Ayırdım. 2 üzeri 3x. Bunu ne diye biliyorsun sen? Üssün üssü şeklinde yazılabiliyordu. Çünkü çarpmalar üssün üssü şeklindeydi. Sen şunu çok iyi biliyorsun. 2 üzeri y üzeri 10'dur. Gerçi boşuna yaptık bunu. Çünkü 2 üzeri 0 olduğuna göre burası da 3'tü. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 0 üzeri 10 oldu. 2 üzeri 0 zaten 1 olduğu için 1 üzeri 1 1'dir. Burası da 27'dir. Cevabın ne çıktı? 27 dedim. Bu soruyu da yazılı sorusu olarak hocalarımız sorabilir. Dikkat edelim dedik geçtik. Arkadaşlar üstü sayıların sıralama kısmında müthiş bir soruyla karşınızdayız. Bu soruya çok dikkatli bakın. Üstü sayılarda karşılaştırma yaparken şuna dikkat edin. Bir, tabanlar aynı mı? Ya da çevrilebilir mi? Mesela 2, 4, 8 mi var? Ya da üstler aynı olabilir mi? Nasıl olabilir mi hocam? Şöyle, bak burası nedir? 3 üzeri 3 çarpı 11'dir. Burası 5 üzeri 2 çarpı 11'dir. Burası 2 üzeri 4 çarpı 11'dir. E sen biliyorsun biraz önce de kaç kere söyledik. Çarpma üstün şeklinde yazabiliyor. O zaman 3 üzeri 3 üzeri 11'dir bu. Bu da 5 üzeri 2 üzeri 11'dir. Bu da 2 üzeri 4 üzeri 11'dir. O zaman şöyle diyebilir miyim? A eşittir 27 üzeri 11. B eşittir 25 üzeri 11. C eşittir 16 üzeri 11'dir. E süper. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman bakıyorum kim küçük? Ne diyor? Sıralayınız diyor. Küçükten büyüğe sıralayalım. C küçük. B küçük. En büyük de A'dır dedim. 16, 25, 27 sıralaması çıktı. Tabanları eşitleyemiyorsam üstleri eşitlerim. Bu da bana karşılaştırma sağlar dediğim. Bir de şu tarz sorular var arkadaşlar. Bunu çok iyi bakın şimdi. Sen şunu biliyor musun? 5'in kuvvetlerini. 5, 25, 125. O zaman şöyle diyebilir misin buna? 115 dediğim sayı 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3 arasında. O zaman şöyle diyebilir miyim? 5 üzeri x dediğim şeyde, o zaman x dediğim sayı 2 ile 3 arasındadır. Niye? Çünkü bu 5 üzeri x ise, bunu 115 yapan sayı 2 değil 25 çünkü, 3 değil 100, 125 çünkü. O zaman sayı nedir? 2 ile 3 arasında bir şeydir. Bilmiyorum ne olduğunu. Geldim buraya. 75 dediğim şey. 3 üzeri 3 27 ile 3 üzeri 4 81 arasında mı 75 dediğim sayı? Evet. O zaman burası da 3 üzeri y'dir. O zaman y dediğim sayı da 3 ile 4 arası mıdır? Aynen. Hemen şuna bakalım. 2 üzeri z de aynı şekilde onu da şuraya yazalım. 2 üzeri biliyorsun ki 5'in 32 olduğunu. 2 üzeri 6'nın da ne olduğunu biliyorsun. ...64. 55 de bu ikisi arasında mı? Aynen öyle. O zaman ne diyorum ben? Z sayısı da... ...kesinlikle 5 ile 6 arasındadır. Bak. Birisi... ...2 ile 3 arasında. Birisi 3 ile 4 arasında. Birisi ta 5 ile... ...6 arasında. Bunda da... ...tersten bir dizilim var. X en küçük çıktı. Y ve Z. Z de en büyüktür... ...dedim. Ve son soruma... ...geçtim. Son sorum da şu arkadaşlar zor bir soru. Bu soruyu çok denk gelmezsiniz. Çünkü bir ekleme var burada. Ona bir bakalım nedir bu? 2 üzeri x. 3 üzeri y. Benim burada bana sorulan şeyi bir düzgün yazayım. Bana sorulan şey şu. 2 üzeri 3 üzeri x bölü y artı burası da 3 üzeri 2 üzeri y bölü x. Yani özelinde üstler yer değişsin çünkü üstlerle işim var. 2 üzeri x bölü y üzeri 3 artı 3 üzeri y bölü x üzeri 2. Bak şimdi ben ne elde etmeye çalışacağım? x bölü y. Ama burada x var. O zaman sen sonuçta burayı bak x bölü y'yi sen şöyle yazabilir misin? Çarpı 1 bölü y yapabilir misin? Yapabilirsin. Peki niye yapayım hocam? Çünkü üssün üssü yapsam bunu her tarafı 1 bölü y'ye alsan burasını x e çarptın x bölü y olur. Burası da 3 üzeri y bölü y olur. 2 üzeri x bölü y 3'e eşit çıkar. Ve müthiş bir tespit oldu burada. 2 üzeri x bölü y 3'e eşit olur. O zaman burası 3 üzeri 3 olacaktır. Aynısının tıpkısının benzerini yapalım. 2 üzeri x eşittir. 3 üzeri y'dir. Ben ne yapacağım? Bana y bölü x lazım. Y bölü X lazımsa o zaman ne yapıyorum? Her iki tarafı 1 bölü X ile üstüne alırsam hiç kimse bana bir şey diyemez. Hemen aldım. Burası 2 üzeri X bölü X olur. Burası da 3 üzeri Y bölü X olur. Tabii ki de burası da üs 1 olduğu için üssü 2 eşittir. 3 üzeri Y bölü X'tir. Hemen o zaman 3 üzeri Y bölü X'e dedim? 2 dedim. 2 i̇ki üzeri 2'den de bu soruyu da çok güzel çözmüş oldum. Ne oldu? 3 üzeri 3 27, 2 üzeri 2 4 cevabımda 31 çıktı ve finish dedik, bitirdik arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir sene sonu canlı yayını yapmıştık. Hepinize çok teşekkür ettik izlediniz. Bizleri takip ettiniz. Bu soru çözümü de inşallah işinize yaramıştır. Bence yaradı çünkü çok güzel sorular çözdük. Soru çözümü değil sanki soru yağmuruydu. Müthiş bir şekilde ıslandık. Bence çok da mutlu olduk. Yeni yıl hepinize hayırlı olsun. Karşınızda ödüllü soru. Cevaplarınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.